Öncelikli olarak tabii son belki 20-25 günde bizim aldığımız travmatik yenilgilere bir tanesini daha yenisini ekledik. İstanbul maçından başlayan süreç, en iyi oynadığımız sezonun ilk maçı, yaptığımız basit hatalarla kaybettiğimiz maçtan sonra 90 artılarda kaybettiğimiz 3 maç vardı. Fenerbahçe, Trabzon ve geçen hafta Antalya. Buraya gelirken ki planımız da şuydu, açık net söyleyeyim, kendi oyunumuzu oynamak için gelmiştik. Tabii Galatasaray takımı özellikle kendi evinde hızlı oynayan, çok ajanla, yeri geldiğinde fazla risk alarak hücum edebilen, oyun iyi gitmediği anda oyunu değiştirebilecek kalitede, yeteneklere sahip bir takımdı. Kendi oyunumuzu planlayarak geldiğimiz bu maçta aslında oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Maçı kısaca özetlersek bence iki tane kırılma anı olan bir maç. Bana göre birinci kırılma anı ilk yarıda bulduğumuz Onur Ayık ve iki tane de Dural Avunu ile bulduğumuz net pozisyonları bir sonlandırabilsek belki ilk yarıya farklı girebilirdik. Bence bizim adımıza birinci kırılma anı bu. İkinci yarıya çıktığımızda tabii Galatasaray takımı geride olduğu bir maçı şampiyonluk hedefiyle oynayan bu kadar kaliteli bir takım daha fazla risk alacağını biliyorduk. Ama biz oyunu, hedefimiz, kesinlikle amacımız geride kabul etmek değildi. Dikkat ettiyseniz stoperlere daha çok çıktık. İçimize sokmamaya çalıştığımız bu bölüm. Geçişleri ilk yarı kadar iyi efektif yapamadık. O bölümde de hatta dikkat edin, kırmızı kart bölümüne kadar da oyunun topa sahip olma yüzdemiz ilk yarıya oranla daha da fazla olduğu bir bölüm. Net, her ne kadar kaleye gidemesek de, çok net üretemesek de kaleye gittik ama. İkinci kırılma anı tabii Dural Avunu'nun bizim adımıza kırmızı kart görerek oyundan eksildiği bir oyun. İki tane sarı kart var maçta. Biraz şanssızız, onu da söyleyeyim. Yani belki bu senenin birçok faktörü var. Bunu tekrar tekrar değişmek istemiyorum. Belki en şanssız takım Ümraniye. Belki en şanssız teknik adam benim. Ama neticesinde sonraki bölümde de, kırmızı karttan sonraki bölümü de açıkçası iyi kapatıyorduk. Uzak ortalar gelecekti. Bunun çalışmasını da yapmıştık. O bölümde 11-10 oynadığımız bölümde iyi gelen bu uzak orta, Icardi'nin çok iyi vuruşu ve 3-2 kaybettiğimiz bir maç. Kendi adıma çok üzgünüm. Ama oyuncularımı taktiksel sadakat, ortaya koydukları mücadele, burada oynanabilmesi, nasıl oynanması gerekiyorsa benim söylediğim gibi oynadıkları için tebrik ettim, teşekkür ediyorum. Ümraniyespor olarak bundan sonra kalan sürecinde de biz şu ana kadar olduğu gibi herhangi bir şeyle uğraşmadan, gelen herkesi çiçeklerle karşılamaya devam ederek onurlu bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Ben en başta Okan Hoca'yı, ekibini, Galatasaray Kulübü'nde tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte onlara da başarılar diliyorum. İlaveten de maçı yöneten Cihan Hoca'yı da maçtan sonra da söyledim. Bir iki ufak faul dışında bana göre gördüğünü çalmaya çalışarak iyi bir maç yönetti. Hakem triosunda ben tebrik ediyorum. İnşallah bizim adımıza ligin bundan sonraki bölümü de biraz daha şansın bizim yanımızda olduğu, oynadığımız oyunların karşılığını aldığımız bir lig olarak devam eder. Sorunuz için. Evet, biz ligin en düşük bütçeli iki takımından biriyiz. Takip etmişsiniz. Takip edenler de yakından bildiği gibi aslında sezon başından bu yana her maçta oyun anlamında Kadıköy'de, Vodafone'da, burada kendi oyunumuzu oynayarak aslında oyun anlamında çok kaybetmedik. Ama bunu puana yansıtamadık. Bu sadece gol atamadığımızdan da değil. Aslında goller de buluyoruz dikkat ettiyseniz ama küçük detaylarda kaybediyoruz. Hep başımıza bir şeyler geliyor. Bireysel hatayı son haftalarda çok yaptık. Antalya'da, Fenerbahçe maçında çıkarken 90'da, Antalya'da çıkarken 92'de, burada eksilmemiz bir nevi bireysel hata. Biraz şanssızlık. Ya düşünün, Onur Atasay'ın uzaklaştırdığı top 2 metreden Popov'un eline değiyor. Ya biraz bunların önüne geçemiyoruz. Kolay değil. Neyi değiştireceğim?
Tabii her maça farklı oyunlar oynuyoruz aslında. Baskımız değişiyor, oynadığımız oyun değişiyor. Bence burada böyle oyun oynamazdık. Oynamalıydık. Daha açık oynasak bizim adımıza oyun daha farklı gidebilirdi. Stratejiler değişiyor maçına göre. Şimdi Adana Demir maçı bakacağız, inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Tabii gene bize göre en doğru stratejiyle savunma yapıp en doğru stratejiyle hücum etmeye çalışacağız. Değiştirebileceğim ne var? Değiştirebileceğim şey aslında skor alamasam da inandığım, bildiğim doğru oyundan vazgeçmemek belki. Bundan sonra değiştirmeyeceğim şey, pardon. Biz küçük detayları, bireysel hataları minimize etmeye çalışacağız. Onu değiştirebilirsek değiştireceğiz. Ama değiştirmeyeceğimiz belki de şey inandığımız doğruları yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Buyurun.